Karanlığa karşı sahneden yanıt, konserler peş peşe yasaklanırken tabandaki öfke kendini İzmir'deki Tarkan ve Urfa'daki Zakkum konserlerinde gösterdi. Özellikle Tarkan konseri, Urfa'da da 25 bin kişi toplanmış ama Tarkan konseri bütün ayarlarını bozdu bunların. Ve her düzeyde hükümet sözcüsü bile Ömer Çelik açıklama yapmak zorunda kaldı. Kurtuluş Savaşı 100. yılında finale eriyor. Onları da göstereceğiz bugün. Adamlar oturmuş karaları bağlıyorlar ve diyor ki Osmanlı'ya işte bu kadar kin kusması falan. Cahiller, onların o sözleri, Tunç Soyer'in bu sözleri bir yerde daha yazıldı daha önce. Memleketin başında bulunanlar gaflet, delalet hatta hıyanet içinde olabilirler. Bu cümle Mustafa Kemal Atatürk'e, bu cumhuriyetin kurucusuna ait sözler. Tunç Soyer bunu söylemiş. Diyor ki Osmanlı'ya hakaret etti. Osmanlı koskoca bir Akdeniz'i Türk Gölü haline gelmiş bir imparatorluktan kala kala Ankara, Çorum, Yozgat hatta Erzurum bile yok artık. Böyle ufak bir bölge kalmış orada ve diyorlar ki Osmanlı'nın nasıl bir devlet yönetimi olduğunu okuyanlar biliyorlar ama her okuyan da bilmiyor tabii. Fakat şu anda yaşayanlar biliyor. Abdülhamit onların en çok örnek aldığı padişahtı. Onunla ilgili olarak geçen hafta bize gelen Turan Akıncı'nın kitabını bu hafta okudum. Aynen şu andaki iktidarın yaptığını yapıyormuş Abdülhamit. Yıldız'da bütün yetkileri Yıldız'a toplamış. Hükümet Babali'de ama yani o Yalova Kaymakamı gibi. Ve Osmanlı bürokrasisi 3 ayda bir maaş alırken Abdülhamid'in Yıldız'daki bürokrasisi her ay 2 maaş, 3 maaş alıyormuş. Onlara öyle altında maaş veriyormuş Abdülhamid. Benzer değil mi? Evet, evrenselle devam ediyor.